Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. İtalyan helikopter imalatçısı Leonardo yeni modeli AW249'un ilk uçuşunu İtalya'da gerçekleştirdi. 12 Ağustos'ta yapılan ilk uçuşu yeni daha tabiri caizse basın bülteni haline getirdi. Bunu da zaten sitemizde okudunuz. Şimdi bu videomuzda neden İtalyanlar ağır taarruz helikopteri pazarına giriyor, ihtiyaçlarını neyi öngörüyorlar? Bir videonun birinci kısmında buna bakacağız. İkinci kısmında da biliyorsunuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi kamuoyunun Atak 2 olarak bildiği proje adı T-929 olan ağır taarruz helikopter tasarımı yapıyor. Bu helikopter gelecek yıl uçacak. Şimdi Türkiye ve İtalya yakın havacılık ilişkileri, bir tarafta T-129 ataklarla başlayan bir süreç var. TUSAŞ'ın bu projesiyle İtalyan AW249 arasında ne farklar var? İki taraf neyi öngörüyor, neyi hedefliyor? Bunlara bu videonun ikinci kısmında değineceğiz. Eski adıyla Augusto Westland, yeni adıyla Leonardo helikopter pazarının gerçekten önemli oyuncularından biri. İşte Amerika'da Sikorsky, Bell, biraz da askeri tarafıyla Boeing, Avrupa'ya dönüyorsunuz Airbus Helicopters, eski adı Eurocopter ve Leonardo. Ki son yıllarda Leonardo hem sivil pazarda hem askeri pazarda yaptığı satışlarla adından söz ettiren çok önemli bir imalatçı. Tabii ki Türkiye'de de çok derin bağları var. T-129 Atak projesinde ki bu helikopter Mangusto olarak adlandırılan 1980'lerin tasarımı bir helikopter konseptinden geliştirildi. Leonardo ve Türk Havacılık Uzay Sanayi birlikte çalıştı ve ortaya orta sınıfta gerçekten fiyat performans açısından gayet başarılı ve kendini de terörle mücadelede özellikle kanıtlamış bir helikopter konsepti çıkarmış durumda. Halen Mangusta, yani bizim bu T-129 atakların eski versiyonu, ilk versiyonu diyelim, İtalyan ordusunun ana taarruz helikopter konseptini oluşturuyor. 1990'lı yıllarda İtalyanlar bu helikopterlere yoğun bir modernizasyon yaptılar. Ancak günümüz şartları için bu Mangustolar İtalya için yetersiz duruma girmiş durumda. İtalyanlar bu helikopterleri 2025'ten itibaren emekli edecek. Yerine de yeni şartlara göre tasarlanmış, daha büyük, daha fazla silah taşıyabilen, gerektiğinde sahadaki işte insansız hava araçlarından, çeşitli sistemlerden o bilgileri alabilen veya kendi sistemleriyle elde ettiği görüntüleri karargaha, uyduya veya başka uçaklara aktarabilen bir konsept gerekiyor artık yeni savaş ortamlarında. Ki bununla ilgili detaylı videoyu da daha geçtiğimiz günlerde yapmıştık. FARA olarak adlandırılan geleceğin silahlı keşif helikopter ihalesi aynen Amerika'da devam ediyor. Bu konseptlere göre İtalyan ordusu yeni bir çalışma hazırlamış durumda. Ve helikopterinde maksimum kalkış ağırlığı 7500-8000 kilograma yükseltilerek böyle büyük bir helikopter tasarımı Augusto Westland, yani Leonardo'dan istenmiş durumda. Leonardo çalışmalara 2017 yılında başladı. Önünde İtalyanların yaklaşık 2 yıla yakın bir süre var. Testler gerçekleştirilecek ve tabii ki burada hem sivil hem askeri alandan gelen tecrübesini Leonardo bu helikoptere aktaracak ve 2024'ten itibaren de bu AW249 olarak adlandırılan helikopter İtalyan ordusuna öncelikli olarak teslim edilmeye başlayacak ve Mangustoların yerini almaya başlayacak. Bu helikopter biraz önce de belirttiğim gibi 7500-8000 kilo maksimum kalkış ağırlığına sahip iki motorlu bir helikopter. Helikopter motoru olarak da General Electric'in tarafından geliştirilmiş T-700 serisini kullanıyor. Bu serinin en büyük kullanıcısı dünyada UH-60 Amerikan ismiyle, uluslararası adıyla S-70 Black Hawk Sikorsky imalatı helikopterlerde bu seriler var. Gerçekten kendini ispat etmiş bir motor. Her biri yaklaşık 2500 beygir gücünde bu motor. 2500x2 5000 beygir. Çok ciddi bir yük kapasitesini kaldıracak bir yapı sunuyor. Bu helikopterle ilgili İtalyanların bir başka önemli noktaları da bizim T-129 Atak'ta zamanında çok istediğimiz için, çünkü o helikopterlerin Güneydoğu'da görev yapacağı için yüksek irtifada, ısılarda, 40-45 derece sıcaklıklarda uçabilmesi istenmişti. Güçlü motor ihtiyaçları vardı ve İtalyanlar bu açığı Amerikan motoru General Electric T-700 serisiyle çözmüş durumdalar. Şimdi bu helikopterin yaklaşık 140 knot seyir hızına sahip olması, iki tarafta yer alan 3'er adet silah istasyonundan,
İşte çeşitli güdümlü füzelerin veya normal güdümsüz roketlerin atılabileceği bir silah kapasitesi yanlarda taşıyacak. Burunda 20 milimetrelik top olacak ve aynı zamanda çeşitli işte öz savunma sistemleri, farklı farklı aviyonik sistemler yer alacak. 2 kişilik bir kokpit tasarımı var. Bu kokpitte de biraz önce videonun başında söylediğim gibi bir komuta kontrol merkezi gibi bu helikopterin sahada görev yapması hedefleniyor. Helikopterin toplam havada kalış süresi de 3 saat olarak belirlenmiş durumda. Siz bu tüm hava araçları için geçerli, uçak için de geçerli, helikopter için de geçerli. Kaldırma gücünüzü, güçlü motor kullandığınız zaman kaldırma gücünüz artıyor. Daha büyük bir gövdeyi uçuruyorsunuz, daha fazla silah taşıyorsunuz, daha fazla yakıt alıyorsunuz. Havada kalış süreniz artıyor tabii ki. Ama bunun yanında da gövdeyi büyütmüş oluyorsunuz. Daha doğrusu faturayı, yani parasal olarak maliyetleri de yukarı çıkarmaya başlıyorsunuz. O yüzden görev tanımı çok önemli ve o görev tanımı karşısında nereye gelecek ve kaça mal ettiğiniz de, bunlar çok önemli noktalar. Her zaman olduğu gibi havacılık şirketleri bu model evrilirse, nereye taşınabilirse gibi biraz daha böyle bir biraz boşluk bırakıyorlar. Yani yarın öbür gün 2500 beygir değil de 3000 beygirlik motorla bu helikopter uçar mı? Ne gibi ekler yapılabilir gibi böyle konularda da boşluk bırakıyorlar ki ileride modernize edildiği zaman, geliştirildiği zaman bu hava aracı uçabilsin. İtalyanların ikinci bir adımı bunlarla ilgili de AW249 ile ilgili. Bunun bir deniz modelinin gerçekleştirilecek, tasarlanacak olması. Denizlerde işte gemilere inip kalkacak helikopterler için, deniz üzerinde uzun süre uçacak helikopterler için gövde yapısıyla ilgili bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bunlardan başında da sonuçta deniz suyu tuzlu bir su ve metalde çok hızlı bir şekilde korozyona, yapılarda çeşitli hasarlara neden oluyor biliyor. Bununla ilgili bir gövde iyileştirmesi planlanıyor. Çünkü konu deniz dediğiniz zaman biraz daha pahalı oluyor bu işler. Motorların ona göre çalıştırılması, ki bu muhtemel bunlarla ilgili General Electric ilgili yeterli tecrübeyi ve bilgi birikimini paylaşacaktır. Çünkü malum bu motorlar örneğin Seahawk'larda, Black Hawk'ların deniz modelleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, donanmamızda da uçuyor. Bunlarla ilgili de bir çalışma yapılacak. Bazen de bu tür helikopterlerin gemi içindeki hangarlara sokulması için daha minimum yer kaplaması lazım. Örneğin bizim Seahawk'ların kuyrukları katlanır, daha küçük yerlere girsin diye. Palleri toparlanır. Bunlar gibi değişiklikler yapılacak. İşte havacılıkta buna marinize etmek, yani deniz ortamına uygun hale getirmek gerekiyor. İtalyanlar da bu konuyla ilgili bir adım atmayı hedefliyorlar ki bu helikopterlerde deniz platformlarında işte uçak gemisi olur, TCG Anadolu tarzındaki daha ara platformlarda olur veya çeşitli gemilerde olur. Bunlarla ilgili de çalışmaları İtalyanlar yapıyorlar, planlamasını gerçekleştiriyorlar. İtalyanlar tabii bu helikopter için ciddi de bir ihracat potansiyeli görüyorlar. Bunlardan bir tanesi Avrupa'da komşuları Almanya. Almanya bir dönem Airbus Helicopters'la birlikte Tiger taarruz helikopteri projesinin önemli ortaklarından biri olmuştu. Bir tarafta Almanya, bir tarafta Fransa, bir tarafta İspanya vardı. Hatta Avustralya'ya da ihraç edilmişti bu helikopterler ama ne yazık ki bu helikopterlerden hiçbir ülke yeterli verimi alamadı. Bugün bir modernizasyon paketi söz konusu ve modernizasyon paketi adeta yeni bir helikopter almak daha ekonomik bile olabilir. Almanya'nın bu AW249'a karşı yakın bir ilgisi var. İtalyanlarla birlikte görüşmeler devam ediyor. Bir başka ilginç ülke de Romanya. Romanya'da bu helikopteri alabileceğini ifade ediyor. Daha önceden İtalyanlar AW249'la Polonya'nın taarruz helikopteri ihalesine girmişti. Türkiye'de T-129 atağı vermişti. Amerika tarafında AH-64 Apache ile AH-1Z bu konsepti sunmuştu Polonyalılara. Polonyalılar bizim teklifimizi erediler. İtalyanların tekliflerini erediler. Kısa listeye iki helikopter kalmış durumda. Ya Boeing Apache ile alacak ya da Bell AH-1Z ile bu ihaleyi kazanacak gibi gözüküyor. İkisinden birini seçecek Polonyalılar. O yüzden o pazar kapanmış durumda. Gelelim şimdi videomuzun ikinci bölümüne. Bu konu çünkü çok böyle bıçak sırtı bir konu. Diyorsunuz ki işte Hürkuş, bir taraf çıkıyor diyor ki ya bu Korelilerden aldık, KT-1'in kopyası. İşte T-129 atak İtalyanlarla ortak. Hayır, her şey İtalya'dan geldi gibi böyle bir tamamen bu çok doğru diyen bir kısım var. Tamamen bu hayır yanlış diyen bir kısım var.
Ben size bilgiyle konuşacağım bunlarla ilgili. Bir hava aracını bir santim uzattığınız zaman boyunu, kanadını bir santim genişlettirdiğiniz zaman, gövdenin enini bir santim genişlettiğiniz veya küçülttüğünüz zaman o tasarımı çöpe atıyorsunuz. Oturup yeniden tasarlanması, işte rüzgar tüneli hesaplarının yapılması, aerodinamiği, şusu busu dehşet bir mühendislik işi çıkıyor. Ve siz bu yaptığınız değerlendirmeyle kendinize ait özgün bir sisteme kavuşuyorsunuz. Tamam, geçmişte T129 atak tabii ki Mangusto'dan geliştirilmiştir. Yeni motorlar takılmıştır, performansı arttırılmıştır. Birçok yenileştirilme yapılmıştır helikopterle ilgili. Ama en önemli konu millileştirilmiştir. Yani bu helikopterde koşan yazılım sizin düşman gördüğünüzü işaretlersiniz ve istediğiniz düşman kimi görüyorsunuz vurursunuz. Bunun yazılımın izinleri veya bunlarla ilgili herhangi bir modifikasyon yapma izni olmadığı durumlarda da paşa paşa dışarıdan parçayı alırsınız, dışarıdan mühendislik hizmetini alırsınız, dışarıdan adam ne diyorsa buna uymak zorunda kalırsınız. Örnek Türkiye'deki F-16'lar diye çok basit bir şekilde size verebilirim. T-129 Atak'la Türk Havacılık ve Uzay Sanayi çok önemli bir adım atmış ve bu pazara bir ortaklıkla beraber öğrenerek bir giriş gerçekleştirmiştir. Bu helikopterlerin biliyorsunuz ihracatında da ilk defa Filipinlere 6 adetlik bir ihracat gerçekleşti. Ben eminim ki önümüzdeki dönemlerde farklı ülkelere de bir satış söz konusu olacak ve bunları TUSAŞ açıklayacak. İkinci adımı bunun aynı transmisyon, yani aynı motora o gücü pallere aktaran sisteme transmisyon deniyor helikoptercilikte. Aynı sistemlere sahip ama sivil amaçlı T625 Gökbey'e geliştirildi. Burada da tamamen TUSAŞ'ın ürünü olan bir helikopter ortaya çıktı. Önümüzdeki aylarda da Jandarma Genel Komutanlığı bu helikopterin ilk kullanıcısı olacak. Şimdi TUSAŞ'ın bir sonraki adımı ağır taarruz helikopter projesi Atak 2 T929 oldu. Bu helikopterin yaklaşık ağırlığı 8-8,5 ton civarında bir helikopter. Yani İtalyan helikopterini koyduğunuz zaman bizim helikopter yaklaşık 500 kilogram ile 1000 kilogram daha ağır bir helikopter olacak. Türkiye'nin isterleri bu şekilde. İkincisi, Türkiye T-129 Atak'ta yaşadığı gibi motor konusunda Amerika'ya direkt bağlı kalmak istemiyor. Ve bu konuyla ilgili de farklı bir açılım yaptı. Anlaşma Ukrayna'nın Motorzik şirketiyle yapıldı. Mi-17 genel maksat helikopterlerine güç veren motor seçildi. Bu motor da yaklaşık 2500 beygir gücünde. Her biri 2 adet var. 5000 beygir gücüne sahip bir motor ortaya çıkmış durumda. Türkiye'nin kendi isterlerine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kara havacıların verdiği özelliklere göre bu helikopterin isterleri oluşturuldu, tasarımları yapıldı ve bunlarla ilgili artık çalışmalar son aşamada. İmalat, parça imalatları başlıyor ve önümüzdeki yıl içerisinde bir ilk uçuş bekliyoruz. İki helikopteri yan yana koyduğumuz zaman tabii ki Atak 2'de son dakika birçok değişiklik oldu. Mokov'a göre çok ince farklı özellikler ortaya çıktı. Ben açıkçası TUSAŞ'ın tasarımını daha kendimce artistik buluyorum. İtalyanlar daha küt bir burun tasarımına sahipler. Bizde ise daha ince gelip yukarı doğru çıkıyor. İki helikopterde de burunda top var. Bizdeki o kamera ve flör sistemi topun üzerinde, İtalyanlarda ise alt kısımda bulunuyor. Bunlar farklı konseptler. Sonuçta helikopterler birbirine benzeyebilir. Özellik olarak gözünüze hoş gelebilir. Ama önemli olan burada kimin yaptığı, tasarımına kimin sahip olduğu, kimin son sözü söylediği veya bir şeyler yaptığı, bunlar çok önemli durumda. İtalyanlar transmisyon sistemini AW249 için kendi sivil ve aynı zamanda askeri de kullanılan AW149 helikopterinden aldılar. O yüzden daha hızlı ilerlediler. Bizim elimizde böyle bir transmisyon olmadığı için daha uzun bir çalışmaya neden oldu bu iş. İkinci bir konu Atak'la ilgili söylemek istediğim, aynı T-129, T-625 gibi buradan yeni bir genel maksat helikopteri de geliştiriliyor. Atak 2'nin transmisyon sisteminden bu helikopterde 10 tonluk bir genel maksat helikopteri olacak. Aynı motorları, aynı transmisyon sistemini kullanacak ve böylelikle ortak sistemlerle hem bir taarruz helikopteri hem de ağır genel maksat helikopterimiz olmuş olacak. Bu genel maksat helikopterinde arka rampasının açılacağını, hızlı bir şekilde çok sayıda asker ve malzeme taşınabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtmemizde fayda var.
Görüyorsunuz dünyada yeni yeni konseptler ortaya çıkıyor. Tasarımlar stealth, yani radara görünürlü düşük tasarımlara gidiliyor. İşte İtalyanlar da bunu bugün uyguluyorlar. Amerikalılar FARA projesinde keza aynı şekilde bizde de Atak 2'de bu uygulanmaya çalışılıyor. Ve birer döner kanatlı komuta kontrol merkezleri haline geliyor bu tasarımlar. Bakalım ileride nereye doğru evrilecek, beraber göreceğiz. Bugünkü videomuzda AW249'un ilk uçuşunu, Atak 2 projesiyle ortak yönleri veya farklarını size anlatmaya çalıştım. Umarım dilim döndüğünce size bunları anlatabilmişimdir. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgaozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Kanalımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basın, abone olun. Eğer de imkanınız varsa katıl tuşuyla da destek verebileceğinizi belirtmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim.